Selamlar sevgili arkadaşlar, CS2'nin tam sürümü sonunda geldi. Bu da yeni kasa açma animasyonumuz. Ya oyunculuk için çok güzel günlerden geçiyoruz. 11 yıldır acısıyla tatlısıyla, ghostuyla, trollüyle, kötü takım arkadaşlarıyla, hilecisiyle mücadele ettiğimiz, beraber büyüdüğümüz CS:GO'nun dosyaları dün çatır çatır silindi ve yeni oyun tam sürümü olarak başladı. Çok fazla yenilik var. Hepsinden bahsedeceğim bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Şuradan bir şey gelir mi acaba güzel ya? Bütün o güzel anıları toplayıp 11 yıllık geçmişimizi bir tane böyle altın rozete sığdırdılar. Bir tane size rozet hediye ediyor. CSGO'yu eğer bir hafta oynadıysanız böyle T-Side tarafı da var, ikisi de çok güzel. Ya yazı tura misali. Burada da efsaneler asla ölmez yazıyor. Efsaneler sadece uyur. Asla ölmezler. Bir tane de müzik kiti hediye ediyor arkadaşlar. Eski CSGO seslerini duymak istiyorsanız diye bunu da düşünmüşler. Çok güzel değil mi ya? Çok tatlı ya. Fail mi de bak. Evet. Yeni bahsettiğim grafik olayı buydu zaten. Çok yenilik var, hızlı ilerleyelim. Şu sesi de bir dinleteyim size. Vay be. Yıllar. Hep duyuyorduk. O zaman sıkılıyordum. Şimdi çok anlamlı hale geldi. Çok büyük değişiklikler var. Oyuna mağaza geldi arkadaşlar. Her hafta 4 tane hediye gösteriyor size. 2 tanesini seçebiliyorsunuz. Kasaların fiyatı uçtu bu arada. 140-150 liraya kasalar var. Ben yayındayken açmadım sizin için. Şimdi buradan seçiyorum. Kasayla pistol mü? Pistol daha güzel, daha güzel. Tamam. Al diyorum ödülleri. Ben de sizle beraber deniyorum. Alındı. Bir tane kasamız, hayırlı uğurlu olsun. Yani aslında seçkine verilen para bu kasalardan böyle patır patır kasa ala sata çıkabilir diye düşünüyorum ben. Aşağıda yeni ve popüler oyunda satılan şeyler var arkadaşlar. Ya çok güzel yapmışlar bence bu menüyü. O şeyde kaybolmadan, Steam pazarında kaybolmadan buradan böyle bakabiliyoruz. Yine devam edelim. Paris koleksiyonu var. Bu Paris yakında bitecek arkadaşlar. Buraya başka şeyler gelecek. Yani ne gelebilir mesela az önce? Operasyon gelebilir mesela. İşte bir Battle Pass beklentisi var bizim tarafta. Pazar tarafı var. Pazara girdiğimizde de arkadaşlar oyunda var olan kasaları toplu bir şekilde hepsini görüyoruz. Tek tek arama derdinden kurtuluyoruz. Mesela işte rüya ve kabus açmak istiyorsan buradan basıyorsun. Seni direkt buradan pazara atıyor. Ondan sonra bir de araç kısmımız var. Araçlarda da bildiğiniz isim etiketi, işte Star Trek değiştirme aracı ve depo var. Buraya da yeni şeyler ekleneceği söyleniyor bu arada oyuna gelen kodlarda. Yeni aldığımız ikili. Bakacağım hemen envantere. Toplu pazarda sat. Mis gibi kanka. Havadan geldi işte. Tabii canım, uçuyor. CS2. Şu CS2 burası. Bir de buna bakalım. Buradan çok pahalı bir şey geleceğini düşünmüyorum. Burada eskiden 0,7 kuruşluk gelirdi. 10 liralık bu. Kaç para verdi bize? Az önce kaçtı? O da 15. 25 lira. Her hafta 25 lira hediye ediyor gibi düşünün. Oradan hesabı yapın işte arkadaşlar. Abi o nasıl 10 lira ya? Onu direkt sat bence. Güzel pistol oğlum, ben seçtim. Gidip taramalıyı almadım. Ya bak, bu ne abi, metalik didip atması 10 lira. Kanka, ama yeni tasarımda böyle gözüküyor. Neyse, gevezelik yok, devam. Skinler inanılmaz güzelleştirildi arkadaşlar. Yani her gelen güncellemede çok daha fazla doku detayı görüyorum. Işığın yansıdığı yerlerde mavilikler, turunculuklar, parlaklıklar her açıya göre yansıyor böyle. Ben buraya eski halinde koyacağım sizin için. Siz de bir kıyaslayın. Yani bu bıçak kapkara gözüküyordu. Şu an fıstık gibi severek kullandığım bir bıçak haline geldi. Bu Gamma Doppler Glock mesela. İşte ilk aldığımda o kadar memnun değildim. Çok parlak ve değişik gözükmüyordu. Ya gelen güncellemelerle bu da bu hale geldi. Gamma Doppler'ların da fiyatları uçtu bu arada. Haritaya göre de gene skinlerin rengi, şekli değişiyor arkadaşlar. 3 yeni ses ayarımız var. Equalizer profili arkadaşlar, çok uzun süre CSGO oynuyorsanız, arda arda 10 maç atıyorsanız bunu yumuşak yapmanız lazım. Burada da çok güzel anlatmışlar zaten detaylarını. Orta ve yüksek frekanstaki sesler daha az geldiği için kulağınız yorulmuyor, başınız ağrımıyor. İşte ben bütün sesleri duyacağım diyorsanız, güçlü sesler duyacağım diyorsanız net yapmanız lazım bunu. Ama burada çok uzun süre oynarsanız biraz kulakları yorabilir. Yok kardeşim, şu an iyi diyorsan da doğalda bırakacaksın. Sol sağ izolasyonu sağdaki ve soldaki sesleri çok daha net ve güçlü duymanızı sağlıyor %100 yapınca. Ama arkadaki ve öndeki seslerde sağ ve sol seslerle karışabiliyor. Benim önerim bunu orijinalinde bırakmanız olur arkadaşlar. Ama sağını solunu ayırt edemeyen varsa deneyebilir. Buradaki zaten seslerin hepsi deneysel. Kendi kültürünüze, alışkanlığınıza göre değişiklik gösterecek. Ayarlarla oynayın, kurcalayın. İyi olduğunuzda devam edin. Üçüncü ayarımız perspektif düzeltme. Eğer sesler CSGO'daki gibi kalsın istiyorsanız, hiçbir değişiklik istemiyorsanız buna hayır diyorsunuz. CS2'deki yeni ses sistemine alışmak istiyorsanız evet diyorsunuz. CS2 ile CSGO arasında seslerde biraz farklılık var. Geldik en önemli değişikliklerden bir tanesine. Rekabetçi de eskiden arkadaşlar bir tane rütbesi olurdu herkesin. Artık harita bazlı. Yani Dust 2'de global olabilirken mesela işte Inferno'da Silver, Ancient'da Nova olabiliyorsunuz. Bu da şunu sağlıyor size aslında, her haritada global olmaya çalışmak gibi challenge açabilirsiniz mesela kendinize. Oyunun oynanma süresini bence arttırıyor. Bir de kimin hangi haritayı bildiği daha net belli olacak artık. Ben bestiyomla takılırım, yoldaş seviyorum diyen arkadaşlar için de eski düzen devam ediyor. Yani yoldaşta bir tane rankınız olacak. Onu da hemen şöyle göstereyim. 4 haritada oynanıyor şu an yoldaş. Bu haritalarda zamanla değişecek arkadaşlar. Ha bir de switchleyecekler yani haritaları. Ama bence oynaması en zevkli olan seçkin mod. Çünkü burada takım oyunu dönüyor. 5 giriyorsunuz, bir hırs var. Değişik haritalarda oynuyorsunuz. Oyun içindeki sıralamaya girebiliyorsunuz. Mesela ben 21.000 puan yaptım. İlk 600'e falan girmiştim Avrupa sıralamasında. Önceki videolarda da söylemiştim. Sezon olacak burası. Yani ara sıra sıfırlanacak. Şimdi oyun çıkınca birinci sezon başladı. Beta sezonu bitti. Gördüğünüz gibi benim de puanım sıfırlandı. 9 maç kazan diyor. Yayınlarda sürekli oynuyoruz. Siz bu videoyu izlerken de %90 falan ben yayında olacağım arkadaşlar ve kasa açıyor olacağım böyle 30-40 bin liralık falan. Twitch TV, Alnos TV'ye de uğrayın yani mutlaka. Çok yoğun çalışıyorum. Hakikaten 36 saat uyumadık. Ekip pert, gözler zor ama kendimi şey gibi hissediyorum böyle yani pandemideki Fahrettin Koca falan gibi şimdi. Counter 2 çıkınca herkes bir şey bekliyor benden. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Devam edelim. Gelelim hileci o şeylere. Onun için de güzel bir çözüm bulmuşlar arkadaşlar. Eskiden hileyi alıyordunuz yanınıza. Mesela seçkinde sıralama puanı kasıyordunuz. Hile banlanıyordu. Sizin puan kalıyordu. Artık hile banlanınca sizin de arkadaş olarak girdiğiniz bütün maçlar silinecek. Eğer hileci geldi maçınıza tanımıyorsanız puanınız gitmiyor. Orada bir zarar yok. Hani adaletli bir sistem yapmışlar. Bir de mesela 25K'lar, 8K'lar artık seçkin maça giremeyecek. Bir yanına düşük ranklı hileci alıyordu. Adam puan kasıyordu. %100 win rate yapıyordu. Böyle şeyler gördük biz oyunda. Onlar tamamen tarih oluyor artık bu sistemle beraber. İnşallah çok etkili çalışır da çok fair güzel bir oyunumuz olur ya. Beklentim yüksek vallahi Back Live'dan. Envanter düzeni ve eşya görünümüyle ilgili de değişiklikler var. Yani mesela kocaman bir envanterde bir eşyayı bulmak hakikaten eziyet olabiliyor. Artık arkadaşlar favorilere ekleme var. Mesela şu Safari Mesh'i şöyle bir favorilere ekleyeyim. T7CT'yi ekledim. Bak, Allah çarpar bir adam. Ay eski biraz. Teçhizata geldiğinizde arkadaşlar bunların favori olarak işaretlendiğini görebiliyorsunuz. Mesela buradan sıralıyorsunuz böyle. Üste gözüküyor ama mesela koleksiyona basınca gözükmüyor. Burası saçma olmuş. Ben bunu favoriye eklemiştim. Aşağıda evet, gözüküyor. Bunları falan düzeltirler. Artık favori muhabbetimiz de var yani. Videoyu çok kısa bölüyorum. Geçtiğimiz günlerde Monster mağazasında izleyicilerle beraber muazzam bir buluşma gerçekleştirmiştik. Beraber fotoğraf çektirdik, muhabbet ettik, kasa açtık, yüzlerce hediye dağıttık. Ya harika anlar geçirdik. Çok özlemişim sizi. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ya gelen herkese yürekten çok büyük bir teşekkür ediyorum. Gaming laptop soranlar için buluşmada da incelediğimiz Monster'ın Tulpar T5 modelinden bahsetmek istiyorum size. Bu alette Nvidia GeForce RTX 4060 kullanmışlar. Bu ekran kartı yansımaları ve aydınlatmaları aşırı gerçekçi yapan Ray Tracing özelliğine sahip. İçinde barındırdığı DLSS teknolojisi ve yapay zeka desteğiyle sanal pikseller oluşturarak FPS'inizi katlayabiliyorsunuz. Yine Nvidia Reflex ile beraber de oyundaki gecikmeleri minimuma indirip rakipleri erken görüp çok daha hızlı reaksiyonlar gösterip daha çok kill alabiliyorsunuz. Bu özellik benim gibi FPS oyuncular için çok önemli. Bütün oyunlarda açmanızı tavsiye ediyorum. En önemli şey oyunda verdiği FPS. Ben de sizin için CS2'ye girdim ve FPS değerlerine baktım. Watch Dogs 2'de 450 ile 550 arası FPS veriyor. Ayrıca Monster notebooklarda ömür boyu bakım ve ölü piksel garantisi de var. Beğenmiyorsanız 15 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Burası çok kritik bence. Ayrıca bol indirimli okula dönüş kampanyası da ay sonuna kadar devam edecekmiş. Okul için ihtiyaç duyacağı her uygulamaya çalıştıracak bir makine arayanlar için linki açıklama kısmına bırakıyorum. Haydi videomuza devam edelim. Teçhizat kısmındaki eşya görünümünde de arkadaşlar renkleri canlandırmışlar ve homojen yapmaya çalışmışlar. Ama mesela AWP eskiden şuradan kesiliyordu ve body alanı kocaman gözüküyordu. Bunu komple buraya sığdırınca küçük bir pistol gibi gözükmüş. Onu beğenmedim. Ama bunu da düzelteceklerdir. Buradaki renklerin çoğu daha canlı gözüküyor. Bir oyuncu karşılaştırmış. Ekran görüntüsünü buraya bıraktım sizler için. Şimdi herkesin canını çok sıkan ve gelmeyen ayarlar var arkadaşlar. Mesela left hand, sol elle silah kullanmayı herkes bas bas bağırıyor sosyal medyada. Hala gelmedi. İşte CL Bob yok. Silahın titremesini engelleyecek. Emrov input yok. Fare ivmesi kullananlar şu an eğim alamıyor mesela oyunda. Hakikaten hala ciddi eksikler var, sıkıntılar var. Ama bazılarını da anlayabiliyorum. Mesela oyun normalde sağ gözden bakılarak oynanan bir oyun. Sol ele aldığında silahı gölgelerde problem oluyordu. Yani CS2'de görselliğe daha fazla önem veriyorlar diyebilirim ama ben de bu komutları bekliyorum. Binlerce insan da bekliyor yani bizim izleyicimiz olan. Yakında gelecektir diye düşünüyorum. Hala Danger Zone modu eksik mesela, onu tamamlayacaklar. Yani oyun çıktı ama eksikleri de var. Daha önceki videoda tauntlardan ve dans animasyonlarından bahsetmiştim. Sonra onları kaldırdılar. Şimdi tekrar eklediklerini görüyorum. Mesela bu gördüğümüz animasyonda sanki bir bekçi var böyle. Sabit bir şekilde bekliyor ve alnından vuruluyor, yere düşüyor. Yani Danger Zone'da sanki NPC'ler olacak böyle. ve sniper'la vuruluyormuş gibi geldi bana yaptığım analizde. Başka bir şey de çıkabilir. Bunları zaman gösterecek arkadaşlar. Her şeyi de bilemiyoruz yani. Ama ben bunlar bir an önce gelsin istiyorum tabii. Çünkü çok eğlenceli olacak adamı vurup üzerinde dans etmek falan. Ajanların kostümüyle ilgili de önemli değişiklikler var sevgili arkadaşlar. Mesela sokak askeri Phoenix'in maskesi bembeyaz normalde. Bildiğin şu Dust 2'deki duvarın rengindeydi. Bu adam bir yere saklandığında kafası gözükmüyordu. Sadece kafası gözükürken vurmak çok zordu. Bayağı hatta Valve'a mailler falan atılmıştı bununla ilgili. Mesela bunun maskesini kıpkırmızı yapmışlar kafası belli olsun diye. Bence güzel bir gelişme bu. Ya oyunun dengeli olması adına. CS2'ye demo sistemi geldi. Yoktu. Oynadığımız maçları izleyemiyorduk. Mesela karşıda bir hileci var mı yok mu? Şu an demoların hepsini indirip maçları kolay bir şekilde analiz edebiliyoruz. Zaten olması lazımdı. İyi oldu. Bakalım şöyle. Bu şekilde gözüküyor. İstediğiniz açıdan istediğiniz kişiyi izleyebiliyorsunuz. Arkadaşım yok, tek başıma giriyorum, Ruslar denk geliyor, maç kaybediyorum diyenlere oyundan kanki bulma özelliği CS2'ye de geldi. Buradan arkadaşlar anlık oynamak isteyen herkesi gene görebiliyorsunuz. Bence deneyin, arkadaş olursunuz, Discord'da muhabbet edersiniz, gerçek hayatta bir tane tost yersiniz, çay içersiniz görüşüp. Buradan bu özelliği kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşınız yoksa, çünkü bir takım oyunu oynuyoruz yani. Ya da Discord'a gelebilirsiniz. Evet evet, Discord'a gelin. Discord/Unlost. Isınma turları da kaldırıldı. Eskiden oyuna girdiğimizde minik bir haritaya atıyordu bizi, birebir aim fight yapıyorduk, warm up yapıyorduk rakiple, ama bayağı zaman alıyordu yani, rekabetçi oyun süresini uzatıyordu aslında. Şimdi direkt haritaya giriyoruz, takımla beraber rakibin base'ini basmaya ya Allah diye bir ısınma turuna başlıyoruz. Oyuna yeni başlayanlar için eğitim gününde bayağı bir geliştirmişler. Ya tabii anons izleyicilerin hiçbir ihtiyacı yok böyle şeyler, ama mesela işte kız arkadaşınız ilk defa oyunu oynuyorsa, Counter'a başlatıyorsanız, ne bileyim Valorant'tan hayatında Counter oynamamış bir sürü yeni insan geliyor şu an oyuna. Oralarda işe yarayacaktır. Mesela buy menüde bak, armorlar çok önemli, yıllardır söylüyorum. İşte çelik yelek al diyor sana. Ya da P250 al diyor. Saçma sapan bir silah alma diyor oyuna başladıysan. İşte bombayı düşürdüğün yere mesela bombayı al diyor. Böyle ufak geliştirmeler var arkadaşlar. Ya bu Valve'daki manyak developerlar tavuklarla çok uğraşıyor. Önce yüzdürdüler. Bir ara uçurdular. Bir ara skinleri değişti. İşte mole atınca tavuk kızartmasına dönüşüyor. En sonunda Vertigo'daki gökdelenden aşağı düşer hale gelmişler. Görünmez duvarlar vardı orada tavuklar için. Artık gökdelenden aşağı düşüyor zavallı tavuklar. Yani yapacak bir şey yok onlar için. Counter'da böyle bir oyun işte. Inferno'ya 5. zile eklemişler. Oyuncular çok fazla oynuyordu zaten bununla burada doğduklarında. İki tane daha eklerlerse senfoni olur. Güzel olmuş. Yani aslında oyuncuların sevdiği şeyleri sosyal medyada görüp güncellediklerine az önceki anlattığım muhabbetten ufak bir kanıt. Böyle ufak detaylar yıllar boyu birikecek ve oyun daha güzel bir hale gelecek diye düşünüyorum. Artık oyuncuların gözleri hareket ediyor. Bu yoktu. Eskiden donuktu. Şimdi gözünü kapatıyor, kırpıyor, sağa sola bir bakıyor, böyle gergin bir bakış var. Okey bence yani. CSGO'da 167 tane başarım vardı. Hepsini kaldırdılar dün. Onun yerine CS2'de bu yeni bir başlangıç başarımı geldi. Buradan sonra yeni başarımlar da buraya eklenecek. Eskileri niye sildiler? O da ayrı bir tartışma konusu aslında benim için. Şimdi oyundan aldığınız zevki ve vurduğunuz adam sayısını artıracak çok önemli bir ayardan bahsedeceğim size. Zaten daha önceki videomda da bahsetmiştim. Nvidia Reflex düşük gecikme arkadaşlar. CS2'de aktif değildi, bug'lıydı. Dün itibariyle bu düzeldi. Nvidia Reflex düşük gecikmeyi dünyadaki bütün FPS oyuncuları kullanıyor. Kompetitif oynayan. Valorant'ta da var, Counter'da da var, birçok oyunda var. Bunu arkadaşlar bu kısımdan görüntü, gelişmiş görüntü, etkinleştirildi artı yükseltildi yapmanız öneriliyor. Etkin de yapabilirsiniz ama boost modunu açarsanız çok daha etkili oluyor. Gelin hep beraber detaylarını bir inceleyelim. Normalde oyunlardaki aksiyonlarınız monitöre nasıl yansıyor onu bir anlatayım. İşte fareden işlemciye, ondan sonra renderlanıyor, ekran kartına gidiyor, oradan monitöre gidiyor. Siz bu refleks modunu açarsanız GPU ile CPU birleştiriyor arkadaşlar ve aradaki render'ı kaldırıyor. Önümüzdeki görsellerde görüyoruz şu anda. 16 ms refleks modu açıkken 360 Hz ve 360 FPS'te, 60 FPS ve 360 Hz'te de 32 ms'e düşüyor aslında attığınız merminin gitmesi. Refleks kapalıyken de 49 ms oluyor. Refleksi bir de flick shot'larda denemişler uzun uzun. Bu testler sonucunda da refleks açık ve kapalı iken mermilerin isabet ettiği yerler ve ms oranlarını görebiliyorsunuz. Yani mümkünatı varsa mutlaka kullanmanızı öneririm. Tek söyleyeceğim, boost modunu açarsanız FPS'i birazcık azaltabiliyor. Yani 550'den 520'lere düşürebiliyor. Ama yanında verdiği donanım hızlandırma avantajı çok daha ağır basıyor. Oyundaki modelin gözleri hareket ediyor da bizim gözler artık hareket etmiyor. Bir 40 saat falan oldu herhalde. İzlediğiniz için çok sağ olun. Değerli zamanınızı ayırdığınız için arkadaşlar. Çok mutluyum sizin adınıza. CS2'niz olsun diye çok uğraştım zaten beta döneminden beri. İşte hızlandıralım, edelim, güzel FPS alın diye. Oyun çıktı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Attığınız headshot olsun arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Yayınlara gelin mutlaka. Aktif CS2 oynuyoruz. Çok güzel hardcore, yüksek mertebeden maçlar oynuyoruz. Kasa açıyoruz bol bol. Öptüm. Seviliyorsunuz.